Pazar Ankara'da seçim maratonu dedik. Ankara Günlüğü özelle karşınızdayız. Reklamların hemen ardından konuğumuz MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Karakaya. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen başlayacağız. Sizden önceki bölümde hem Ankaralılara mikrofon uzattık hem de sivil toplum örgütlerine. Projelerinizi biz bir süredir okuyoruz, sizi dinliyoruz ama iki benim sorum olacak. Onlara peş peşe aslında sivil toplum örgütlerinin istekleri ve vatandaşların istekleri. Genel olarak Ankaralılar diyor ki Ankara'da bir ulaşım sorunu vardır. Sivil toplum örgütleri de diyor ki biz de birlikte beraber yönetelim, yani bizi dinlesinler. Siz bu iki başlığa ne yanıt vereceksiniz? Efendim, Ankara'da bir ulaşım sorunu var. Ulaşım sorunu Ankara'nın ranta dayalı yönetiminden kaynaklanan bir sonuç. Ve bu ulaşım sorunu çözmek için de Ankara'da işte sürekli yollar açılıyor. ODTÜ'den yol açılıyor. Atatürk Orman battı Çiftliği, geçtiler, şey yapıyor. Yani battı çıktılar yapılıyor. Bu ranta dayalı yönetimin bir sonucudur. Ankara kentsel büyüme olarak bakıldığında şöyle uydu fotoğrafına bir bakarsak saçaklanma, yağ lekesi biçiminde dediğimiz bir büyüme modelini görürüz. Bu büyüme modeli ulaşımda lastik tekerlekli ve asfalt yola dayalı bir ulaşım ve bir yolcu taşıma modelini ortaya çıkarır. İşte sorunun özü esası rant. Şunu da hemen belirteyim. Ankara'nın bir ana ulaşım planı yok. Zaten bu her şeyi anlatıyor. Yani Ankara'da bir ana ulaşım planı olmadığı için rastgele, güncel, konjektürel, ranta dayalı olarak bir yönetim kendini gösteriyor. Benim 6 aydır sahadaki anlattığım şey, Ankara'nın birçok sorunu vardır. Toplum kesimlerine göre bu sorunlar alt alta yazdığımızda listelere sığmayacak düzeydedir. Herkes kendi zaviyesinden sorununu iletir. Ama benim bunları çalışarak süzüp çıkarttığım tek bir sorunu vardır. O da Ankara'nın kötü yönetimidir. Ranta dayalı yönetimdir. Peki hocam, ranttan tam bu noktada pardon, bu ulaşım sorununu siz bir akademisyensiniz, devlette de tecrübeniz var. Nasıl çözeceksiniz? Ankaralı ulaşım sorununun, trafik sorununun çözümü konusunda sizin projelerinizi öğrenmek ona isterim. Ona geçmeden ben bir şey söyleyeceğim çünkü birkaç kere tekrarladınız. Ranta dayalını açar mısınız? Bu rantı kim yaratıyor, kim faydalanıyor? Bunu açarsanız seyirciye. Şimdi bakın, bu rantı kim yaratıyor? Belki seyircilerin de daha net, Ankaralıların daha net anlaması açısından somut örnek vermek lazım. Bakın, Eskişehir yoluyla Konya yolunun birleştiği bağlantı noktasını çok iyi biliyorsunuz değil mi? Armada'nın karşı tarafına doğru, güney tarafına doğru baktığınızda orada 10 yıl önce olmayan ama şu anda eski trafik hastanesi dediğimiz onun arka tarafı, Çukur Ambar dediğimiz bölge, özellikle de Konya yolunun paralelinde son 3-5 yıl içerisinde mantar gibi biten 30 ve 40 katlı blokları gördünüz. Şimdi oranın altyapısı daha önceden planlanmış ve sonradan imar değişiklikleriyle bu kadar yoğunluğu buraya verdiniz. Bakın, o bölgede benim köylülerimin gece konduları vardı. Balyalı bizim hemşerilerimizin gece konduları vardı. O bölgeden gece kondularını bırakıp giden insanlar Sincan'dan, Etimesgüt'ten 1-2 daire, ki onun bugün parasal karşılığı nedir bilemiyorum ama en fazlası herhalde 300 bin liradır. Bırakıp gittiler ve bugün orada milyon TL'lere, 3 milyona, 5 milyona daire satıldığı ifade ediliyor, ilanlarda görülüyor. Yani dolayısıyla siz iki ana arterin birleştiği yere birilerini zengin etmek için, ki bu zengin edilenler de iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki. Kim bunlar diye sorabilir miyim? Yani bilen kişiler. Bunları Ankaralılar biliyor. Bunlar birçoğu tarafından malum. Yani dolayısıyla orayı bir partinin, hatta bir kesimin menhatını yapacağız diye bunların ilanlarını, bunların söylemlerini Ankara'da bilmeyen yok. Dolayısıyla orada bir rant oluşuyor. Ben son 3-5 yıl içerisinde sadece o 30-40 katlı blokların doğurduğu rantın hesabını eski parayla 4-5 katrilyona yakın bir rakamla ifade edebiliyorum. Şimdi birileri Ankara'nın rantını alıyor, götürüyor ve zengin oluyor. Ama geriye neyi kalıyor? Bu rantın doğurduğu sorunlar kalıyor. Bu sorunu kim çekiyor? Bu sorunu da Ankaralı çekiyor. Ben bunu zengin Ankara
ifadesiyle hep kullanıyorum. Ankara gerçekten çok zengin ama Ankara'da yaşayanlar gerçekten fakir. Ankara gerçekten çok zengin ama Ankara'da yüz binlerce aile yardım alamadan geçinemiyor. Ankara gerçekten çok zengin. Ankara'nın 20 yıldır metrosu olmadı. Yani dolayısıyla burada ranta dayalı bir yönetimin, birilerini zengin etmeye odaklı bir yaklaşımın doğurduğu sorunları da Ankaralı çekiyor. Ne oldu iki ana arterin birleştiği yerde? Trafik sorunu oldu, değil mi? Peki bu trafik sorununu çözmek için ne yaptık? Bu trafik sorunu çözmek için yine asfalt yol yaklaşımı, lastik tekerlekli otomobil yaklaşımıyla biz ODTÜ'nün içerisinden yol geçirdik. Ne yaptık aynı şekilde? Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinden 4+4 8 şeritli bir otobanı hançer saplar gibi Atatürk Orman Çiftliği'nin ciğerlerine sapladık. Şimdi bana şunu söylüyorlar. Ben 6 aydır bunları konuşuyorum. 6 aydır sokakta, alanda, sahada, salonlarda bunları anlatıyorum. Diyorlar ki peki ama bir hizmet. Teşekkür etmiyor musun? Mühendisine, çalışanına, amelesine, işçisine teşekkürler. Ama bunun kararını alan yöneticiye teşekkür edemiyorum. Peki siz ne yapacaksınız hocam? Bakın toplu taşım. Şimdi toplu taşıma baktığınızda Ankara'da hiçbir zaman, yani bu büyüme modeli, ranta dayalı büyüme modelini devam ettirdiğiniz sürece lastik tekerlekli otomobil ve asfalta dayalı ulaşım modeli bu sorunu beraberinde getirecek. Çünkü siz şehri belli akslar üzerinde büyütmezseniz ve buna göre ana ulaşım planını belirleyip ona göre ana ulaşım planına uygun yönetmezseniz bu sorunlar hep devam edecek. Öncelikle bir defa şehrin büyümesini belli akslar üzerinde yürüteceksiniz. Ama hemen tedbir olarak bakıldığında toplu taşımayı teşvik edeceksiniz. Hüseyin Bey, bakın Ankara'da toplu taşımaya baktığınızda, daha doğrusu raylı sistem ve metronun taşıma içerisinde, yolcu taşıma içerisindeki payı 5,5 civarında. 6 bile değil. Toplu taşım yine keza aynı şekilde. Yani şehrin büyümesi, yapılanması özel otomobillere dayalı olarak yapılan bir şey ve bunun vebalini biz çekiyoruz. Bakın Ankaralı Ankara'da daha pahalı yaşıyor. Toplu taşımayı kullanamıyor. Onun için özel otomobil kullanmak zorunda kalıyor. Bunun bedelini, bunun maliyetini biz ödüyoruz. Belediyecilik hizmetlerini de pahalıya götürüyorsunuz. Bir araya girip hemen şunu sormam lazım. Toplu taşıma deyince gece 12'den sonra toplu taşımanın olmaması eleştiri konusu. Sizin vaatleriniz arasında gece 12'den sonra bunun olma durumu var mı acaba? Var, var efendim. Ankara'da saat 22'de AVM'ler kapandıktan sonra Ankara'nın fişi çekiliyor. Ankara'da hayat duruyor. Ya, AVM'lerle onun için, mi yaşıyor onun için Ankara'da? Aslında belki şunu söylememde fayda var. Yani ben bunu basıldı, dağıtılıyor. Ekrana da gösterelim. Yani ne taraf, hangi kameraya yani, göstereceğim bilemiyorum ama bir Ankara hayal edin, engellemeyen. Bir Ankara hayal edin, yenilikçi. Bir Ankara hayal edin, yaşayan. Bir Ankara hayal edin, zengin. Bir Ankara hayal edin, yeşil. Bir Ankara hayal edin, başkent. Başkent boşkent oluyor. Özellikle bunu söyledim. Bir Ankara hayal edin, başkent. Benim tüm projelerim buralardaki bu hayalimizin, Ankaralı'nın kuracağı hayalin altyapısını dolduran projeler. Bu projelerimi 2 Mart'ta Ankara'da dünya standartlarında bir sunumla Ankaralılarla paylaştım. 5000'in üzerinde insan vardı. Canlı olarak veren birkaç kanal oldu. Ve ben bu projeleri Ankaralılarla paylaştıktan sonra çok da ciddi dönüşler almaya başladım. Şimdi burada Ankara'nın sorunları vesaire, projelere herhalde değineceğiz, ona zamanımız olacak mı bilemiyorum. Ama şunu ben hemen ifade etmek istiyorum. Ankara gerçekten engelleyen bir kent. İşte yaşamayı da engelliyor. Ankara'da sadece fiziksel engeli olanlar değil, Ankara'da hiçbir fiziksel engeli olmayan insanlar dahi yolda yürüyemiyor. Bir caddeyi bir başından öbür başına kadar yürümeniz mümkün değil. Ankara'da bisiklete binmek mümkün mü? Çocuklarınızı bisiklete bindirebiliyor musunuz? Bakın bugün ulaşım sizin diyoruz değil mi? Sizin buna ilişkin bir projeniz var mı, nedir? Yani mesela kent içinde işte bisiklete binmek için
ne yapacaksınız? Bakın toplu taşımı yaygınlaştırıp ve teşvik ettikten sonra şu anki fiziki imkanlara baktığınızda bisiklet yollarının yapılması mümkün değil. Bir defa ilk düğme yanlış iliklenmiş. Dolayısıyla bunun arkasından ben yolu daraltıp bisiklet yolu koyacağım ya da yolu daraltıp kaldırım yapacağım demeniz yani bir anlamda ciddi bir sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Ciddi sorunları da beraberinde getirecek. Yani akılcı bakmak lazım. Öncelikle bir defa şu metro ağının artırılması lazım. 20 yılda metro yapılamamasını siz neye bağlıyorsunuz? 20 yılda metro yapılamamasını kaynak bulamamaya bağlıyorum. Para olmamasına. Bakın projeler hep konuşuyoruz. Aslında bizim belki de değil gerçekten konuşmamız gereken kaynak olmalı. Yani efendim yalnız kaynak bulamıyoruz dediniz ama mesela en çok eleştirilen konu bugünlerde şehrin 5 giriş kapısına 35 milyon yine keza belli sayıda saate de 25 milyon lira harcanması. Kaynak var bence Ankara'da. Utku Bey, ben bunu iddia ediyorum. Hem de o kaynaklar öyle çok büyük kaynaklar falan değil. Bakın Ankara'da metro dediniz, oradan başlayayım izin verirseniz. Metronun yapılamamış olması, 20 yıldır Ankara'nın metroya kavuşamamış olması kaynak olmadığından, yani bunun projesinin olmadığından, insan kaynağının bulunamadığından, teknolojisinin geliştirilemediğinden değil. Bunu herkes biliyor. Hangi hatlara gideceğini de biliyor. Peki neden yapılamadı? Çünkü Ankara'nın geliri, Ankara'nın rantı, katma değeri, artı değeri Ankara için kullanılmadı. Bakın ya ben para vardı da bakın, kullanılmadı. Yok deyince para yok anlaşılıyor. Hayır. Yani o kaynak bulamamadan ya da kaynak sorun olarak gösterildiğinden dolayı. Ankara'nın kaynağı çok. Onun için ben bir hayal edin, bir Ankara hayal edin zengin diyorum. Bakın ben Ulaştırma Bakanı olsaydım, açık söylüyorum, Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapması gereken metroyu üzerime almazdım. Şunu derdim: Ankara büyük bir kent, bir metropol. Kentlerin ekonomik zenginlikleri onların ürettiği rantlarla ölçülüyor. Ankara inanılmaz ölçüde rant üreten bir kenttir. Peki bu kadar rant üreten bir kentte metroyu devlet bütçesine, genel bütçeye almanın bir anlamı var mı? Ben Ulaştırma Bakanı olsaydım bunu kabul etmezdim. Ama bunlar nasıl oluyor? Bunlar Ankara'nın rantını kim yiyorsa, Ankara'nın rantını kimler götürüyorsa buna çok iyi bir şekilde bakmak lazım. Bunun altını çok iyi bir şekilde çizmek, analizini iyi yapmak lazım. Şimdi bakın, Ankara'nın bugün Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarıyla birlikte 6 milyar 756 milyon 100 bin bütçesi var. Ben maliyet profesörüyüm. Muhasebe finansman profesörüyüm. Şu anda Türkiye'de birçok üniversitede maliyet kitaplarım okutuluyor. Mali konularla ilgili olarak çalıştım. Yurt dışında Dünya Bankası projelerinde finans yöneticiliği yaptım. 25 yıl üniversitede, 4 üniversitede eş zamanlı olarak hocalık yaptım. Hala ders veriyorum. Yani maliyet ve maliyet yönetimi konularında ders veriyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi gibi çok devasa büyük bir kamu iktisadi teşebbüsünün de 4 yıl genel müdürlüğünü yaptım. Çok sayıda da mesaj geliyor oradan, onu da söyleyeyim bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı iletiyorum. Mali açıdan çok zor da olan bir kurumdu. Allah nasip ettiği 3 yılın sonunda Hazine Müsteşarlığı'nın da tarihinde tek ödüle layık gördüğü bir KİT Genel Müdürü olma ünvanımız oldu. Hamdolsun. Şimdi bakın, 7 katrilyon eski parayla 7 milyarlık bir bütçesi var. Ben iddia ediyorum, maliyet düşürme teknikleriyle, bunun üzerinde çalıştığım için konuşuyorum, maliyet düşürme teknikleriyle bu yapılan harcamaların önemli bir kısmını, ki bu katrilyonu aşacak bir rakamı ifade ediyorum, tasarruf edebileceğimi, israftan kurtaracağımı iddia ediyorum. Bu maliyet düşürme teknikleriyle benim uzmanlık alanımı konuşturmamla, uzmanlık alanımı ben bu yöne yönlendirmemle yapacağımı iddia ediyorum. Şimdi Sayın Gökçek bu konularda diyor ki nasıl yapacaklar diyor. Bakın, işletme ve yönetim körlüğü diye bir şey var. Sayın Gökçek 20 yıldır burada aynı koltukta oturunca birçok şeyi artık göremiyor. Onun için diyorum ki Ankara'ya artık vereceği bir şey
kalmadı. Marjinal faydası tükendi diyorum. Hocam, onun için bir araya gireyim mi? Buyurun. Peki Ankaralı size oy vermesi için, hani siz böyle akademisyen olmak hasebiyle de maliyet analizleri, teknik analizleri, bunlar çok önemli ama seçmenin size oy vermesi için siz ne güzel bakın bir hayal etmekten bahsediyorsunuz. Ankaralı size niye oy versin? Ankaralı bana neden oy? Ankaralı'ya ben birçok şeyi vaat ediyorum. Bir defa Ankaralı'ya paralarını, pullarını çarçur etmeyeceğimi, onların ihtiyaçları için kullanacağımı. Utku Bey kapılardan bahsetti. Evet, kapı da yapılır. Yani gerekiyorsa kapı da yapılır. Ama kapılar için harcanan 30 trilyon farklı rakamlar konuşuluyor. Doğru, önemli ölçü. 30 mu efendim? Ben bakın bütçe yönetiminde ciddi sıkıntı olduğunu söylüyorum. Yani ihtiyaçların karşılanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ciddi bir basiretsizlikten bahsediyorum. Ayrıca bugün Ankara'da metro yapılamadıysa, başka sıkıntılar varsa, birçok projeler yerine getirilemiyor. Ankara hakikaten bu kaldırımlarda yürürken ayağını bastığında o altta birikilen sular eğer suratına kadar sıçrıyorsa sorduğunuzda ne ile yapacaksınız diyor. Evet, ben Ankara'da diyorum ki 10 metre küpe kadar olan sudan para almayacağım diyorum. Diyorum ki öğrenciler için günde 1 liraya yani sınırsız ulaşım diyorum. 10 metre küpü izleyiciler anlayamaz. Bunun miktarı bir ailenin mi? Yani mütevazı 3-4 kişilik bir ailenin mütevazı bir su kullanımın kadar. Yani dolayısıyla yani ben kendim için söyleyeyim. Bazı aylar bunun üzerine çıkıyor ama bazı aylarda bu civarda olduğunu yani ortalama görüyorum. Ortalama bir ailenin kullanacağı ortalama su bir miktarı ailenin ücretsiz ailenin kullanabileceği olacak. Su miktarı, yani sadece ev içinde kullanabileceği belki su miktarı ücretsiz olacağını söylüyorum. Yani dolayısıyla şimdi siz bunu yalnız Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri için söylüyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi oranda borcu var. Yani bunu yapmak kolay mı şimdi öyle bakınca? Önce o borçların kapatılması gerekiyor. Bakın ben hani şunu söyleyeyim. Ben Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü olduğumda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir günlük faiz yükü 3 milyon dolardı. Bir günlük faiz yükü. Ama 10 ton buğdayın parasını da ödeyemeyen, temerrüte düşmüş olan bir kurumdu. Katrilyonlarca borcu vardı. Yıl 99'dan bahsediyorum. Ben orada katılımcı yönetim ve şeffaf yönetimle, yani uyguladığım yönetim tarzı ve finansal yönetimi ön plana çıkartarak, kaynak yönetimi ön plana çıkararak 3 yıl içerisinde 3 milyon dolar faiz yükünü sıfıra indirdim. Dolayısıyla o katrilyonlarca ödenemeyen, temerrüte düşmüş olan borçlar da çok rahatlıkla ödenebilir hale geldi. Bu Devlet Denetleme Kurulu'nun raporlarında da var. Bu hazinenin biraz önceki söylediğim ödülüne de konu olan bir husus. Dolayısıyla bu bir yönetim olayıdır. Yani biz yönetimi bir uzmanlık olarak eğer görüyorsak, yönetime bir uzmanlığı alanı olduğuna inanıyorsak, dolayısıyla burada da herhangi bir sorun yok. Bakın ben ne diyorum? Bir katrilyona yakın mevcut bütçeden harcamaları sadece maliyet düşürme teknikleriyle azaltacağımı söylüyorum. Bir örnek vermek gerekirse, hani bunu hayali olarak konuşmuyorum. Bugün sosyal yardımlar var değil mi? Sosyal yardımları biz devam ettireceğiz. Yani kimsenin bu anlamda umudunu kırmayacağız. Kimsenin o kapıda bekledikleri şeyi geriye çevirmeyeceğiz. Yani yardımlar kalkacak mı diye sorular gelmiş. Hayır, yardımlar kalkmayacak. Yardımlar, o zaman. Bakın bugün yardımların bütçedeki karşılığı aynı şekilde mi devam edecek? Bütçedeki karşılığı 158 milyon. Yani ben biraz önce sadece 1 katrilyon civarında maliyet düşürme teknikleriyle mevcut kaynaklardan, mevcut finansmandan artı alacağımızı ifade ediyorum. Daha Ankara'nın bütçesi kadar 7 katrilyon imardan, otoparktan, hafriyattan, pazar piyasa tahtitlerinden doğan rantlarına, oradan doğan gelirlerine girmedim. Bakın buralardan da önemli ölçüde kaynaklar var. Evet, imar rantını şu anki mevzuata baktığınızda bunu belediye bütçesine ya da Ankaralılara döndürmek mümkün olmayabilir. Doğru. Şu an itibariyle mümkün de değil. Ama şeye baktığınızda bunların önemli bir kısmının ya da en azından 1 milyara yakın olan kısmını çok rahatlıkla Ankara'ya döndürebilirsiniz. Ben iddia ediyorum. Ankara'nın kaynak sorunu yok. Bunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bir de büyük projeleriniz de var. Şimdi büyük projeleri de söyleyeceğim ama metro ile gidiş maliyet düşürme tekniklerine şu şeyi vereyim. Bakın sosyal yardımlar nasıl dağıtılıyor? Tırlarla değil mi? Ortalıkta, sokaklarda insanlar rencide edilerek. Ne diyorum? Diyorum ki ben bunu bir kartla
adına Hilal Kart dediğimiz Hilal Kart'la bu yardımların dağıtımını gerçekleştireceğim. Öyle olunca ne olacak? Dağıtımda bugün bakın bu bütçenin %30-40'a yakın olan kısmı dağıtıma gidiyor. Yani 100 gram dediğiniz paketin içerisinde 80 gram olup olmadığını ya da ne kadar olduğunu bilen yok. Dolayısıyla bunların kontrolü yok, denetimi yok. Yani dolayısıyla yardım ulaştı mı, hakikaten o kadar mı gitti, yarısı mı gitti, fazlası mı gitti? Bunları bir kenara bırakıyorum. Sadece bu dağıtımı insanların eline kartını verseniz, insanlar bu kartla istediklerini kendi esnafından alsalar, sadece dağıtım maliyetini ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bizim bu maliyet tekniklerinde bir şey vardır. Yani değer yaratmayan aktiviteyi kaldırdığınızda maliyeti düşürürsünüz. Yani burada o kadar çarçur israf var ki, demir kafesten konuşmuyorum. Samanyolu rekreasyon alanından bahsetmiyorum. Gökkuşağından bahsetmiyorum. Demir kafes için mesela Melih Bey, ben hatırlıyorum, muhtemelen burada da tekrarlar, kâra geçirdiğini düşünüyor belediye. Yani oradan kâr ettiğini düşünüyor. O zaman yapsın yıksın, daha çok kâra geçelim. Yani öyle böyle bir şey olabilir mi? Yani o zaman yapmasaydınız oradaki giden kaynak nereden gitti? Böyle bir şey olabilir mi? Yani laf kalabalığına getirip Sayın Gökçek, dolayısıyla bu noktada bir de kâra geçtik. O zaman bir tane daha yapıp yıkalım her yıl. Daha çok kâra geçsin belediye. Böyle bir mantık hocam, var mı Utku Bey? Bu anketler siz de yapıyorsunuz. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir adayı olarak oyunuzu kaç buluyorsunuz? Bu anketlerdeki son durum nedir? Hüseyin Bey, bakın ben şunu söyleyeyim. Anketler tabii bu dönemin kaybedeni, bu seçimin kaybedeni anketler olacak. Onu söyleyeyim. Herkes bir şey söylüyor. Şimdi herkes uyanık. Matematiği çok iyi biliyorlar ya. Yani hep 50'nin üzerinde söylüyorlar. Şimdi bakıyorsunuz, adayın biri diyor ki 51, öteki diyor ki 53. Topluyorsunuz 104 ediyor. Matematiğe saygıdan ben ne diyeyim? Sizin bu arada afişleriniz Çay Yolu'nda indiriliyormuş. Mansur Bey'inki duruyormuş. O ne oluyor? Çay Yolu'nda değil Hande Hanım. Ankara'nın her tarafında. Bakın, akşam asılan afişlerim sabaha bırakılmıyor. Ankaralı görmeden afişler toplanıyor. Kim yapıyor efendim? Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri. Melih Bey'in ekipleri. Melih Bey'in ekipleri. Bakın, neden yapılıyor? Bunu ben de baştan anlamaya çalıştım hep. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayınınkine dokunulmuyor? Mevlüt Karakaya'nın afişleri alınıyor. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayınınkine dokunulmuyor? Mevlüt Karakaya'nın afişleri alınıyor. Bunu sahaya indiğinizde alanda şunu görüyorsunuz. Ben zor, kıt kanaat bütçelerle yaptığım bu kampanyada, çalışmada bunlar toplanıyor. İki aday görüyorsunuz. Ankaralı'ya iki aday verilmeye çalışılıyor. Ankara'ya bu resmedilmeye Yarış çalışılıyor. Yarış Mansur Yavaş'la Melih Gökçek arasında gösterilmeye çalışılıyor diyorsunuz. Gösterilmeye çalışılıyor ama durum o değil. 30 Mart akşamı yarışın ne olduğunu, yani iki aday yarışa dururken Ankaralı tercihini Mevlüt Karakaya'dan yana kullanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mansur 6 Bey, aydır alandayım. Mansur Bey, partinizden eski aday olması sebebiyle zorlandığınız ya da tereddüt ettiğiniz noktalar oluyor mu? Yok, hiç zorlandığım, tereddüt ettiği bir nokta yok. Bakın, sadece şu var. İkili yarış. Ben akademisyenim. Dolayısıyla üst düzey yöneticilik yaptım. Yani bir şeye bakarken biraz da bilimi, çalışmaları, alanı, sahayı, çevreyi İzliyorum, dinliyorum ve bir araştırma yaptım. Birkaç araştırma hatta. Acaba bu ikili yarışa neden götürmek istiyorlar Ankara'yı? Bunun sonucu ne çıkıyor? Kim istifade ediyor? Ve Ankara'da şu soruyu sordum. Dedim ki, ey Ankaralı, önünüze iki seçenek konursa bu iki seçenekten hangisini seçersiniz? Mevlüt Karakaya mı, Melih Gökçek mi? Soru bu. İkisinden hangisini? Ankaralı ne diyor biliyor musunuz? Mevlüt Karakaya diyor. Saha orada, alan orada. İkinci soruyu soruyorum. Mansur Yavaş mı, Melih Gökçek mi? Ankaralı ne diyor biliyor musunuz? Melih Gökçek diyor. Üçüncü soruyu soruyorum. Mevlüt Karakaya diyor. Şimdi bakın, buradan çıkan sonuç şu. Ben bunu akademik olarak değerlendiriyorum. Geçişlere bakıyorum. Nedir geçiş? Yani Mevlüt Karakaya ve Melih Gökçek dediğimde devreye sokulmayan diğer adaya oy verecekler geçişi nerelere yapıyor?
Şimdi bu geçişler biraz önceki söylediğim sonuçlarda aslında ortaya çıkıyor. Bunun anlamı şu. Bakın Ankara'da hiç kimse kendini kandırmasın. Ankara'da Ankaralı diyor ki Gökçek gitsin. Ama sağın bir adayıyla gitsin diyor. Ama Mansur Yavaş'ın da sağdan bir aday olduğu ifade ediliyor. Yani CHP'nin adayı şimdi, olsa ya da... Böyle bir şey olabilir mi? O zaman yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı? Yoksa bir ittifak var, Ankaralı'nın haberi mi yok? Yani sağın adayı. Ama... Yani Cumhuriyet Halk Partisi sağ mı sol mu bu noktadan baktığınızda? Cumhuriyet Halk Partisi burada nedir? Hocam orada belki... Onu temsil eden adayın hangi değerler üzerinden çıktığı Mevlüt önemli. Mevlüt Hocam. Çok affedersiniz. Belki daha net olarak ifade etmek için hani Hande'nin sorusuna farklı bir pencereden bakılabilir. CHP üzerinden değil de Sayın Mansur Yavaş üzerinden. Sayın Mansur Yavaş MHP'de 2009'da Büyükşehir adayı olan, MHP'nin Beypazarı Belediye Başkanlığı'nı yapan birisi. Böyle olunca bizim de genel seçmenin de aklına aslında Mansur Yavaş da hani ülkücü kökenli yani milliyetçi bir insan. Bu anlamda sizin aranızda bir sıkıntı var mı? Daha efendim. Şahsen ya da şey aranızda bir sıkıntı var mı? Yok, bir sıkıntı yok. Geçen dönem ben yani birlikte çalıştınız. Tabii birlikte çalıştık. Sonuç itibariyle kendisi aday olmadan önce de ben yani Sayın Yavaş'ın gelip bana yardım edeceğini, hiçbir yerden aday olmayacağını da kaç defa televizyon programlarından söyledim. Öyle bir beklentim olduğunu ifade ettim. Bakın bu aslında daha önceden de denendi. Bakın daha önceden ne denendi? Lütfullah Kayalar Yozgat'tan aday yapıldı. Ne oldu? Seçilemedi. Bağımsız olsa seçileci bilecekken olmadı. Yani burada ben bunu çok yorum değerlendirmeye girmek istemiyorum. Ankaralı zaten böyle diyor. Ankaralı diyor ki bu iş tutmadı diyor. Ankaralı'nın konuştuğu şey bu. Bu tutmadı. Yani ifade şeyi bu. Bakın bir de yanıltılıyor. Demin Deniz Bey'i dinledim, yani kısmen Deniz Gürel'i. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının gelmesine gerek yok zaten bu saatten sonra. Yani kendisi orada ikiliye indirdi vesaire. Hocam, ben de siyasetin içindeyim. Parantez bakın. Açayım mı izin verirseniz? Şimdi Deniz arkadaşımız burada ama yok. Sizin için o zaten çok, şey çok... Hayır, güzel şeyleri söylüyor. Olumlu ifadeler. Hayır, üçlü yani. Yarışta ama dedi. Ondan sonra kaç kez altını çizdi. O zaman benim dinlediğim kısımda öyle söylüyor. Evet, sonra Hande Fırat da, ben de, Deniz kendisi de. O zaman benim dinlediğim. Yani çünkü kısımda. Sonuçta bu bir yarış ve daha seçime çok var. Bakın, hiç kimsenin elinde de sihirli küre yok. Hüseyin Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Ben de siyasetin içindeyim. Bir partinin genel başkan yardımcısıyım. İki defa milletvekili adayı oldum. Ankaralıyım. Yani dolayısıyla her ömrüm Ankara'da geçti ve bu siyasetin de içindeyim. Bunun sevk ve idaresinde, stratejisinin belirlenmesinde varım. Bakın. Ankara'da şöyle bakalım, 25 tane ilçe var. Evet. Şimdi bu noktada Ankaralı'yı kandırmanın bir anlamı yok. Ben 6 ay öncesinde çıktığımda ilk Ankara, aday olan sizsiniz. İlk aday benim. Ankara'da, Ankara sokaklarında Ankara MHP'nin konuşuluyordu. Evet. Birden bir ses yükseldi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi sağdan bir aday gösterirse, bu İlhan Kesici olabilir dendi, Lütfullah Kayalar dendi vesaire dendi. Ama sağdan bir aday gösterirse CHP yarışçı olabilir dendi. Bakın köylerin de büyükşehir alanına girmesiyle birlikte CHP'nin oyu düştü. Geçen dönemden de bildiğimiz, herkesin bildiği bir şey var. CHP sağda iki yarış olduğu sürece CHP'nin buradan seçim alamayacağına kanaati vardı. Peki bu kanaat sokakta da oluşmuştu. Benim gittiğim, gezdiğim yerde de bunu söylüyorlardı. Yani biz CHP bu dönem yani büyük şehirde sonuç alamaz. Sizin yanınızdayız. Sizi destekleyeceğiz. Böyle deyince Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bir miktar geliyordu. Bakın geçişlerde Mevlüt Karakaya mı, Melih Gökçek mi deyince Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğini, yani üçlüde Melih Gökçe'ye oy vereceğini söyleyenlerin %30'u da bu tarafa geliyor. Peki üçlüde niye bana vermiyorlar? O şekilde bakılınca sol gelir diye vermiyoruz diyorlar. Yani Sayın Gökçek 3 dönemdir sol gelmesin diyerek Ankaralı'yı kendi tarafına çekti. Şimdi bu dönem daha farklı. Bakın bu kurgular, bu planlamalar yapıldığında 17 Aralık olmamıştı. Bu planlamalar yapıldığında bu ses tapeleri çıkmamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortak bir seçmen
tabanı var, alanı var. Bu seçmen tabanı döndü geliyor. Yani bugünlerde görüyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde oy patlaması oldu deniyor. Evet, oy patlaması oldu. Anadolu'da bu böyle, Ankara'da bu böyle. Şimdi bu kesim Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru geldi ve ciddi bir şekilde kitlelerin kayışı var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama birileri hala ikili yarış ama diyerek. Ama mesela şimdi siz tabii hani ikili yarış diyenlere kızıyorsunuz ama mesela bu yarışanlardan yok, bir tanesi. Yok kızmıyorum. Yani doğru yansıtmadıklarını ifade ediyorum. Melih Bey mesela, ben yanlış hatırlamıyorsam canlı yayında ben duyduğumu hatırlıyorum. MHP'ye ne gerek var? Küçük büyüğe katılsın diye demecini hatırlıyorum ben. Ya Melih Gökçek bugüne kadar MHP'den geçilmiştir. Melih Gökçek MHP ile MHP'lilerle bugüne kadar zerre alakası olmamıştır. O yanlış bir şeydir. Yeni bir demeç değil mi? Ya bu seçim kampanyasında verilmiş bir demeç. Birkaç ay önce benzer küçük öyle büyüğe bir... Küçük büyüğe katılsın, ne gerek var AKP'ye katılsın bitsin. O bir hadsizliktir. Yani dolayısıyla yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi köklü yarım asırlık bir partiye böyle bir şeyi söylemek, daha 10 yıllık geçmiş olan bir partiye, bugün de görüyoruz her şey darmadağınlık oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin hakikaten en köklü partilerinden birisidir yani. Bir yandan da izleyicilerimizin sorularını size yönelteceğim. Şunu isterseniz tamamlayabilir miyim? Tamam, buyurun. Bakın, Bala'da yok Cumhuriyet Halk Partisi. Gölbaşı'nda yok, Haymana'da yok. Beypazarı'nda yok, Nallıhan'da yok. Kızılcahamam'da yok, Çamlıdere'de yok, Elmadağ'da yok, Etimesgut'ta yok, Keçiören'de yok, yani Mamak'ta yok. Şu an itibariyle bakıldığında iki evet büyük yer deniyor ama Keçiören çok mu küçük? Etimesgut'la Sincan'ı toplarsanız çok mu küçük? 25 tane ilçeden 2 tane, bugün 2 yerde. Bugün nerede seçim alıp da ilçeleri almadan, ilçelerde iddialı olmadan büyükşehirde nasıl iddialı olacaksınız? Millet kandırılıyor. Nasıl kandırılıyor? Yani bu şöyle kandırılıyor. Adayla bir parti anlaştı. Bir başka şeyin, bir başka siyasi görüşten birini getirdik. Bir ortaklık yaptık. Bu ortaklığa Ankaralı var mı bu ortaklıkta? Ankaralı yok. Kim var bu ortaklığın içinde? Cumhuriyet Halk Partililer var mı? Cumhuriyet Halk Partililerin önemli bir kısmında oy vermeyeceği. Peki kim var? Yani siz demek ki biliyorsunuz kim var gerçekten. Bilmiyorum ki kimin olduğunu. Ya. Dolayısıyla yani kamuoyu önünde gerçekleşiyor bunlar. Yani ben sonuçta bir aday çıkar. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıyım. Onun değerleriyle, onun üç ilerinin altında ben Ankaralıların tamamından yetki istiyorum. Sağcısından, solcusundan, yani kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın, ben Ankara'ya yönetmeye talibim. Güncel ve iddialıyım. Mal beyanında bulunacak mısınız? Size bu konuda soru nasıl gelmiş. Güncel mal beyanında bulunacak bulunurum mısınız? Bulunurum yani, öyle bir hani oturup bir şey yazmaya gerek yok. Bulunurum, onda bir şey yok. Şu anda bir 2005 model bir arabam var. 13 dönüm köyümde bir tarlam var, yani Bala'da bir tarlam var. Onun haricinde eşime ait yine aynı köyümüzde miras olarak kalmış Dikmen'de bir daireyle yine köyde bir tarlamız var, 20 dönüm bir tarla. İşte bağ bahçe köyde olan şeyler var. Ve mal mülkün yani, açılmışken sizce soru bu arada buradan geldi. Onun haricinde, onun haricinde almış oldu. Yani en son gayrimenkul edinimim 98'de yurt dışından gelince oldu. 99'da genel müdür oldum. O günden bu yana benim bir yani sadece bir 13 dönümlük ederi de şu an ne kadar bilmiyorum ama 100 bin lira, 120 bin lira falan eder herhalde. Bir gayrimenkulden başka bir gayrimenkul şeyim olmadı. Bu anketleri sormuştuk da hocam, mesele biraz dağıldı. Bu konuda bir cevap verir misiniz tekrar, yoksa? Efendim şu anda bakın Mart'ın başı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aşağı yukarı aynıydım. Şu anda onun önündeyim. Gökçek'le de bir farkım kalmadı. Ha. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Sadece milletin moralini bozan diğer adayların işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni yok farz ederek bir takım anketler vesaireler açıklamaları. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara'da var ve başa güreşiyor. Ben bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Mal mülkten bahsedince siz 17 Aralık sürecinin, yani bu yolsuzluklar meselesinin bu seçimde nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Özellikle de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte oy vermiş seçmen bazında. Şimdi Utku Bey, sahadayız. Ben aslında 17 Aralık'tan önce sahadaydım. O süreci de sahada yaşadım.
Yani sonraki gelişmelerde bunlar zaman alıyor. Mesela 17 Aralık'tan rahat bir 15-20 gün sonra vatandaş tepki vermeye başladı. Önce bir şaşkınlık geçirdi. Şu anda da birçok konuda bir şaşkınlık geçiriyor. Ondan sonra konuşmaya başlıyor. Ben şunu çok net bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir kesimi kendine doğru o hani her zamanki taktiğiyle o ayrıştırıcı, ötekileştirici tavırlarıyla sert o girişimlerle kendinden tarafa çektiği ve safları sıklaştırdığı belli bir kesim var. Onun haricinde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin ortak seçmen tabanı dediğimiz birkaç dönemdir de ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren o milliyetçi muhafazakar kesim buradan kaymaya başladı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru, yani birçok Anadolu'nun ilçesinde, Ankara'nın birçok ilçelerinde de eski AK Parti yöneticileri Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı ve katılmaya da devam ediyor. Ayrıca seçmen olarak da bakıldığında ciddi bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru bir teveccüh var. Yani bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu tarafa doğru gelişi ve Ankara seçimlerinde de bakın bu şu açıdan çok önemli. Yani AK Parti'den MHP'ye gelen bir oy etki itibariyle bakıldığında iki oyluk bir etkisi var. Ankara'da özellikle Cumhuriyet Halk Partili ve kendisini sol sosyal demokrat olarak tanımlayan hemşerilerimiz Gökçek gitsin diyorlar. Gökçek gitsin diyorlar. İşte Gökçek gitsinin formülü eğer gerçekten Gökçek'in gitmesini istiyorlarsa aslında Milliyetçi Hareket Partisi ve onun adayı. Seçim güvenliği endişeniz var mı? Son dönemde çok dillendiriliyor. Hatta işte gözlemci gelmesi Avrupa Birliği'nden bile konuşuluyor Avrupa Parlamentosu'ndan. Sizin böyle bir endişeniz var mı? Bakın benim yani öyle bir endişem yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda 2 yılı aşkın bir süredir özellikle sandık ve sandık güvenliği noktasında Ankara İl Başkanlığımız olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm il başkanlıklarımız sürdürüyor ve Ankara İl Başkanlığı da 2 yıldır bu çalışmaları sürdürdü. Ve bu süre içerisinde de çok sayıda toplantı yaptık. Biz sandıkların başında olacağız yedekleriyle birlikte. Müşahitleriyle birlikte ve sonuçlar alınıncaya kadar da sandıkları bırakmayacağız. Dolayısıyla özellikle bu dönem çok daha iddialı ve Ankara'yı alma noktasında kararlılığımız olduğu için tüm teşkilatlarımızda o sandığın başını bırakmaları mümkün değil. Yani geçmiş dönemlerde zaman zaman şu tür şeyler hani sandıktan oy çıkmıyor ya da kaybettik diye sonucu beklemeden dağılıp gidenler belki oluyordu ama bu dönem hiç kimsenin sandığın başını bırakacağını düşünmüyoruz. Bizim eğitimlerimizde de bu telkinleri çok yaptık. Burada bir şeyin olması mümkün değil. Eğer sabahtan gelir sandığın başına oturur, ona refakat ederse oy kullanımına, akşam sayıldığında görevini yaparsa, tutanakları alır, tutanakları ilgili yerlere ulaştırır, onlar birleştirilir, sonuçlar elde edilir ve açıklanan sonuçlarla karşılaştırılır, fark varsa itirazlar edilir, haklar aranırsa bir sonuç olacağını düşünmüyoruz. İlçelere geldiğimizde sonuçta büyük şehri tayin edecek olan ilçeler. Tabii. İlçelerdeki durumunuzu nasıl görüyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin şansı ilçelerde nedir? Valla siyasette hani belli o dönüm noktaları, döngüler oluyor ya. Evet. Yani oradan baktığımız zaman bu dönem hakikaten çok farklı bir dönem. Bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi işte söylendiği gibi oy patlaması yapan bir siyasi hareket. Dolayısıyla biz ilçelerin tamamında iddialıyız. Yani buradaki temel şeyimiz bu. Ama birçok ilçede şu an itibariyle baktığımızda hepsinden öndeyiz. Efendim? Seçime kadar olan kısımlarda bu yansımalar, gelişmeler Türkiye'de gün geçmiyor ki 24 saat geçmiyor. Gündem inanılmaz şekilde sallanıyor. Bakalım ne olacak? Biraz hızlandıracağım Efendim? Bu arada. Çok kısa tabii, gidelim tabii. Olur mu? Efendim, projelerden bir başlıklarla bahsedeyim hiç olmazsa. Bir şey sorayım size. Biz burada çok tartışıyoruz. Hüseyin Hocam daha iyimser, ben biraz daha kötümserim. Bu çözüm süreci. Sizce az önce dediniz ya MHP'de bir yükseliş olduğunu hissediyoruz. Bunun etkisi var mı? Yani iktidarın bu sürecinin yarattığı sandığa bir etki var mı? Görüyor musunuz? Efendim şöyle söyleyeyim. Bunun evet var. Bakın
Bugün sahada dolandığımızda, alanda dolandığımızda, yani o arka sokaklara gittiğimizde vatandaş bu konudan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Diyor ki ben size oy vereceğim. Diyorum ki neden? Proje yüzünden mi? Proje tabii projeler de var. Bakın proje ne biliyor musunuz? Projeyi ben şöyle anladım. Yani eğer size mail gösterdi, yani oy vermek istiyorsa şu projelerini de bir göreyim diyor. Yani ama sırf proje için yani de değil. Seçmen projeye çok yani, fazla oy vermiyor aslında. Ya veriyor ama yani ben mesela ben projeler yani için değil. Güvenmediği bir adayın projesine niye oy versin? Mesela projelerde ben evet doğru diyorsunuz. Projelerde ben çok iddialıyım. Hatta bakın buradan yine CNN Türk Hocam, ekranları. Hocam bence o mevzuya gelelim çünkü son 8 dakika hızlanalım. Siz projeleri bir başlık. Tabii bana yani sonuçta o ikili başlıkları... yarışın bir yansıması da CNN Türk'te oldu. Diğerlerine daha fazla süre başlık, bana daha bir. Ben bunu hiç kabul etmeyeceğim. Bunu da bunu valla ister kabul. Radyo televizyon kurulu da dahil olmak üzere. YSK'da dahil hayır hayır ben olmak sordum şimdi. Oradaki, oradaki temsilcimize sordum. Böyle bir süre belirlemeleri yokmuş. Yani ama en azından ben teşekkür ediyorum. Bakın yani zaman geçiyor. Bence siz projeleri önemsiyorsunuz. Hayır bu zaman oradan sayılmayacak herhalde, üzerine ilave edecek yönetmenimiz yani o kadar dikkate alır diye düşünüyorum. Şöyle ilave etme şansımız yok, o zaman şöyle yapalım, ben başlık olarak sizin projelerinizi bir öğrenelim o zaman biliyoruz şimdi, ama en azından siz de bir kere geçin üzerinden. Şimdi efendim benim en büyük projem kaynak konusundaki yönetim anlayışı. Ranta dayalı yönetimden insan merkezli, canlı merkezli ve üretim merkezli bir yönetim anlayışına döneceğimi söylüyorum. Yani bunun örneklerinde daha önceki yönettiğim kurumlarda yaptım. Katılımcı diyorum. Daha önceki yönettiğim kurumlarda, örneğin Toprak Mahsulleri Ofisi'nde ilk yaptığım iş tüm temsilcilerden birer temsilci alarak sivil toplum örgütlerinden kurumla ilgili 40 kişilik bir istişare heyeti oluşturmaktı ki ben seçimle gelmemiştim, atamayla gelmiştim ve genel müdürdüm. Bunun örneklerini yani o dönemden bilenler bilir. Şimdi bakın proje olarak baktığımızda da vaatler var, belli vaatler var. Bir defa söyledik öğrenciye günde 1 liraya sınırsız ulaşım dedik. 10 metreküpe kadar sudan para almayacağımızı söyledik. Evi olmayan yoksullara bedelsiz arsa temini dedik. Yapı kooperatifleri aracılığıyla vereceğimizi söyledik. Yine her mahallede temsilciler kadınlarımız için, özellikle ev kadınları için o mahallelerde atölyeler oluşturarak onların boş vakitlerini hem de sosyalleşmeyi sağlayacak üretimler ve onların aile ekonomisine katkı sağlayacağı ortamları oluşturacağımızı söyledik. Her mahalleye yaşlı ve çocuklarını bırakmak için yani bakım ve etüt evleri, birimleri, merkezleri oluşturacağımızı söyledik. Şimdi bunun da dışında asıl Yeşil Ankara derken yeşil anlayışını ortaya koymak anlamında Ankara'ya yeşil bir gerdanlık diyorum. Bakın Gölbaşı'ndan, Gölbaşı Mogan'dan başlıyorum. Mogan, Eymir. İkisi arasında boş bir alan var. Sazlık bir alan. Biyolojik çeşitliliği korumak için önemli. Göçmen kuşlar konaklıyor. Yerli kuşlar orada yuvalıyor. Dolayısıyla orayı bir doğa parkı haline getirip hem doğayı öğrenebileceğimiz hem doğadan öğrenebileceğimiz bir alan. Eymir, devam ediyorsunuz İmrahor Vadisi. İmrahor Vadisi çok önemli. Hakikaten Ankara'da bakir kalan tek vadi. Mahvolmak üzere. Sayın Gökçen de orayla ilgili bir lüks villa yapma projesi var kanalla birlikte ama zaten ben Simpaş başladı. Ben doğayı koruyacağım ve ben bu projemi yine CNN Türk ekranlarından çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda CNN Türk bize biz hep bu anlamda ekranları açtı. Yani ondan dolayı da teşekkürümü de unutmayın bu ara. Ve bakın o bölgede organik tarımın yapılacağı, tematik bahçelerin olacağı, atla gezinti yollarının olacağı, yürüyüş yollarının olacağı, gezinti yollarının olacağı. Halka açık, yine değil mi? Kamusal yani, bir alan. Tamam. Ve orada tuğla fabrikaları var. Evet. Oraları sanatsal etkinliklerin yapılacağı, kursların yapılacağı, yani piknik alanlarının olacağı, adrenalin parkın olacağı Süredir kısa diyor. 3 adaya da soracağımız bir soru vardı. Paralel devlet iddialarını 3 adaya da soracağız. Sizce var mı? Çünkü iktidar biliyorsunuz paralel devlete yüklüyor bütün yolsuzluğu. Siz böyle bir şeye inanıyor musunuz? Gülen cemaati konusunda. 2 dakikada peki. O zaman İmrahor Vadisi projesi.
Ankara'da bir külliye projesi, Ankara'da stat projesi, Ankara'da 5 yıldızlı kamyon terminali projesi, Ankara'da daha birçok proje. Yani o kadar şimdi sıkıştırdınız ki bunları isteyen nerede hakikaten eğer yazarlarsa adreslerine gönderebiliriz. Projeler noktasında dünya standartlarına iddialıyım. Diğer adaylarla lütfen bir araya getirin. Yani nerede olursa olsun. Siz beraber çıkmak istiyorsunuz. Ben beraber bunu çıkmak istiyorum. Tüm tamam. adaylarla birlikte Hodri Meydan bu Ankara'ya oturalım. Size. Ankara'yı tartışalım. Yani hiç olmasa onların o zaman şeyinden ben de istifade edeyim. Ankaralı'ya ben de derdimi anlatayım. Yani ya benim derdim bakın proje falan değil. Bunlar var. Benim derdim yönetim şeyi değil. Bunlar var. Ama ben kendimi Ankaralı'ya anlatamıyorum. Kısıtlama kısıtlama. Yarış iki. Üçüncüye bakmayın deniyor. Efendim bu konuyla bu konuyla ilgili tabii ki hükümet bu suçüstü yakalandı. Şey geliyor, seçim geliyor. Her şey demokrasiyle halledilmesi gerekir. Demokrasi dışı yollara tevessül edilmemesi lazım. Türkiye buradan kaybeder ve hükümet bu suçüstü durumu kapatmak için her zaman olduğu gibi sanal düşmanlar yaratıyor. İşte zaman zaman rantçılar diyor, zaman zaman başka şeyler söylüyor duruma, konuya göre. Şimdi de bu konuyu paralel devlet diyerek bir sanal düşman oluşturarak orayla sürekli kavga ediyor. Yani orada evde dağıtıldığı söylenen paraların yine diğer tarafta ayakkabı kutularında para çıkan sayma. Paraların, o para kasalarının, para sayma makinalarının hesabını vereceğine, böyle bir şey yoksa bunun ispatını yapacağına birileriyle uğraşmaya çalışıyor. Ve paralel devlet diye de özellikle Hoca Efendi'nin cemaatini kastediyor. Ve çok daha ağır şeyler söylüyor. Yani bir Müslümanın bir Müslümana söyleyemeyeceği, söylememesi gereken bir takım ifadeler de kullanılıyor. Dolayısıyla bu 30 Aralık'ta yapılacak olan seçim ben birçok şeyin ilacı olacağını, bu gerginliklerin bu vesileyle azalacağını, en doğrusunu Türk milletinin çok, yapacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hande Hanım ben yani bakın buradan söylüyorum. ben daha 10-15 gün var. Kendimi Ankaralı'ya anlatmak istiyorum. İnşallah. Kendimi izah etmek istiyorum. Belki daha fazla bir yere gelirsiniz. Onu da öyle o yine inşallah, konuşuruz diyorum. İnşallah. Diğer yayın kuruluşları da ediyoruz, evet. Ben teşekkür ediyorum. İyi sevgili izleyiciler Mehmet Karakaya'ydı konuğumuz. Saat başında da Melih Gökçek'te